Merhaba Bengi Türk Televizyonu izleyicileri. Yeni bir spor kulüsü programında birlikteyiz. Konuğumuz Mehmet Yiğner, Ankara Gücü Başkanı. Ankara Gücü'nü konuşacağız. Spor koordinatörünüz Uğur Tinekecioğlu. Sayın Başkan, Ankara Gücü son dönemlerde oldukça medyatik ve hareketli oldu ama şimdi ilk merak ettiğim konu şu. Ankara Gücü taraftarı ikinci yarıda bir sahaya sahip olacak mı? Yani hangi sahaya gideceğini bilecek mi? Yani Sıdat problemi çözülecek mi diyorsunuz? Yani Türkçesi o Sayın Başkanım. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii burada Ankara'da oynamamamızın en büyük mağduriyetini biz bir defa taraftarlarla birlikte yöneticiler çekiyoruz. Gittiğimiz ille buradan özel güvenliği de götürerek gidiyoruz. Artı Sıdat kiraları. Sıdat'ın gelirinin düşük olması, bütün bunları bir araya topladığınız zaman ekonomik olarak da yıpranıyoruz. Bir de bununla birlikte Sıdat'ımızın olmadığından dolayı pasolik sayımız 35 binlerde. Yani bugün üç büyüklere baktığınız zaman Galatasaray'ınki 840 bin olmuş. Evet. Yani biz onda birini yakalayamamışız. Bunun en önemli sebebi de bana göre ki Sıdat'ımızın açısından çok güçlü tabii, Ankara Gücü. Sıdat'ımızın olmaması. Şimdi biliyorsunuz 19 Mayıs stadyumu yıkılacak denildi. Ve siz geçici olarak işte 3 maç 5 maç içeride Yenikent stadyumunda oynayacaksınız denildi. Yani Osmanlı stadyumunda oynayacaktık. Burada bana göre bir planlama hatası oldu zannedersem. 19 Mayıs stadyumu ligin ikinci devresinde yıkılsaydı bu mağduriyet yaşanmazdı. Onun haricinde işte taraftarlarımız bir Sıdat'ın bakımını yapamadınız Osmanlı stadyumunun yani Yeni Kent'inin diyor. Şimdi Yeni Kent'le bizim bir alakamız yok. Yeni Kent stadyumu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Spor'a tahsis edilmiş. Yani Osmanlı Spor'a tahsis edilmiş. Aralarında itilaf var, mahkemelikler ve buranın bakım ve onarımı Osmanlı Spor'da. Şimdi ne hikmetse iki aydır bir bakım onarım olmuyor. Bir de kısmi. Bir de, milli takım arası verilmesine rağmen olmadı. Şimdi iki ay geçti. Hep örnek gösteriyoruz. Bizim antrenman sahamızı biz 27 günde yaptık. Bitti. Şimdi takımımız orada antrenman yapıyor ve birçok Sıdat'ın zemininden de çok çok düzgün şu an. Yani bir ayda bitecek bir yenileme, komple yenileme olduğu zaman altının dranajı, kum serimi ve çim serimi dahil bir ayda bitecek bir işlem kısmi bakımı iki aydır yok. Bundan sonra da ne olacağı da belli değil. Şimdi burada yönetimin veyahut da taraftarların elinde olan hiçbir şey yok. Sıdat bize tahsisli değil. Öbür taraftan Eryaman Stadyumu'na geçersek Eryaman'da daha da erken bitebilirdi. Orada da şöyle bir problem yaşandı. Eryaman Stadyumu'yla stadyumu yapan müteahhitle belediyenin arasında itilaf var. Bunu her seferinde ben söylüyorum. Bu itilaf çözülmediği müddetçe bu süreç uzuyor. Türbün sayısı anlamında herhalde değil mi? Anlaşmaya tabii, göre. Şimdi şöyle bir şey var. Arsa karşılığı yapılmış. Ama sözleşmesinde 18 bin kişilik bir stadyum. Bunu 22 bin kişiye çıkartmışlar. Örnek veriyorum. FIFA standartlarında işte sağlık odaları ekstra ilaveler olmuş. Bunu tamamlamak için. Artı sağ zeminde normal çimken hibrit olmuş. Müteahhit bunun farkını istiyor. Kendine göre haklı olarak bunun farkını istiyor. Belediye de biz size diyor arsa karşılığı verdik burayı diyor. Biz bu farkı ödemeyiz diyor. Yani sözleşmenin dışında ekstra yapılan maliyetler var. Yani işler var. Dediğim gibi bir 4000 sayı artırım gibi. Hirbit sağ gibi. Benim bildiğim, gözlemlediğim bunlar. Şimdi bu da bizim dışımızda gelişen bir olay.
devletin spor, Gençlik ve Spor Bakanı gelmiş oraya açıklama yapmış. Şu tarihte bitecek demiş. Evet. Yani burada taraftarın veyahut da bizim yapacağımız şu anlamda bir şey yok. Buradan dolayı bu itilafın çözülmesi lazım. Bununla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. İkinci yarıya yetişecek mi? Umut var mı Sayın Başkan? Şimdi yetişmemesi mucize olur. Umut değil, kasıt olur yani. Yetişmemesi belediye ile müteahhit firma arasındaki itilaftan dolayı yetişmez. Yoksa yetişmeyecek bir şey yok. Turnikeler de geldi. Bir de şey diyorlar, VAR sisteminin kurulmasına müsait değil, onun altyapısı yapılıyor diyorlar ama. Ya şimdi şunu söyleyeyim ben, VAR sistemi burada bir ölçü değildir. Örnek veriyorum, biz Afyon'a gidiyoruz. Afyon'da hiç altyapı yok VAR sistemiyle ilgili. Arabalarla gidiyor. Geçici bir şeyle, tesisatla bunu yapıyorlar. Geçici bir ekiple orada VAR sistemini kurabiliyorlar. Dolayısıyla VAR sistemi burada bir ölçü değil. Ya bir engel değil. Onu zaten yetiştirirler. Bir sıkıntı olmaz. Bizim en büyük sıkıntımız orada, bir an önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile müteahhit firma arasındaki itilafı çözmeli. Burada da ben geçen hafta da bir açıklama yaptım. Şunu söyledim. Burada Gençlik ve Spor Bakanı bu konuya el atmalı. Daha doğrusu siyasetçiler, devlet bu konuya el atmalı. Yani koskoca Ankara ya. Başkent 5,5 milyon nüfuslu bir ildeyiz ve ne kadar kötü bir şey. Biz yayınlarımızda söylemekten sıkıldık yani. Tabii şimdi böyle. Ankara Gücü Beşiktaş maçında 11.500 seyirciyle gittik. Taraftarlarımız kaza yaptı. Allah korusun yani, kış günü cana da gelebilirdi, mala geldi. Şimdi baktığınız zaman Gençler Birliği ona keza başka illerde gidiyor, topunu oynuyor, maçını yapıyor. Evet. Ha, Osmanlı Spor'a bir şey demem. Niye? Kendi sahalarını kendileri hazırlamadıkları için onlar gidebilir yani. Yani şimdi, razılar onlar kendi şeyleri. Ya ama kendi sahanı sen nasıl hazırlamazsın? Bizim de oynayacağımız ya 2 ay. Aslında Osman Hoca bize konuk olduğunda o da söyledi. Şikayetçi o da yani. Futbolcular herkes maçı şikayetçi. Zor oluyor suçlu diyor. Kim? Suçlu. Valla onu araştıracağız. Şimdi ben eğer bu konuda söyleyecekleriniz ikinci yarıya yetişecek mi şey? Şimdi diyorum ki yetişmemesi mucize olur. Bu kasıt vardır. Kasıt olur tabii. Yetişmezse kesin kasıt vardır yani. Şimdi bir anda Ankara Gücü iyi giderken birdenbire Sayın İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Onun bazı söylemleri oldu. Sizin bazı söylemleriniz oldu. Bir takım yerlerden bir takım söylentiler geliyor. İşte İstanbul'dan birileri burayı yönetmeye çalışıyor. İşte hani Ankara Gücü'nün başkanlığını ele geçirme zamanında Sayın Melih Gökçe'nin yaptığı gibi ele almaya çalışıyor İstanbul'dan. Teşkilat bakıyoruz, Rize Spor'a destek veriyor, Konya Spor'a destek veriyor, spor teşkilatı. Ankara Gücü bu işlerin dışında kalıyor. Bir tane isminizin başında makine kimya endüstrisi var. O bile size yanaşmıyor. Ne oluyor? Ankara Gücü üzerinde bir oyun mu oynanıyor? Şimdi biz biliyorsunuz yani 2 yıl üst üste şampiyon olduk. Tabii en büyük sıkıntıları da biz taraftarlarımızla, camiamızla birlikte bu ikincilikte çektik. Yani tribünün olmadığı yerlerde maçlar yaptık. Halı sahalarda maçlar yaptık. Köy, kasaba tabiri caizse gezdik. Ve neticesinde ikincilikten kurtulduk. Birincilikte biraz nefes aldık. Bir nebze stadlar daha iyiydi, ortam daha iyiydi. O dönem bize bir hafif bir dokunuş oldu. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız destekledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da şampiyonluğa gideceğimiz o dönemde o da sponsor olarak destek oldu. Mustafa Tuna Başkan sağ olsun. O da destekledi. Bu dokunuşlarla biz tabii esnafın da desteği çok önemli. Esnaflardan yine esnaf arkadaşlarımızdan ufak tefek desteklerle taraftarlarımızla birlikte birlik beraberlik içerisinde güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Tabii bu arada makine kimya da
belli bir miktarda, yani 1,5 milyon lira bir destek oldu. Bunlar bize göre önemli bir destek. Birinci ligde o anlamda önemli bir destek. Şimdi biz Süper Lig'e çıktık. Yeni bir kadro yapılanması lazım. Tabii çalıştığımız menajerler İstanbul bağlantılı. Hoca önerildi bize. Gaziantep'teki durumu belliydi. Eskişehir Spor'daki durumu da belliydi. Buna rağmen biz İsmail Hoca'yla çalışmaya karar verdik. Ve bu çalışmaya karar verdik. Lig başladı. Futbolcularımızı aldık. Geçen seneden diyorum. Başlar başlamaz iki beraberlik, iki mağlubiyet. Bütün Sıdat Kartal istifa diye bağırdı yani. Bağırmayan bir tane grup yok. Hepsinin videoları var. Biz İsmail Hoca'ya sahip çıktık. Dedi ki bu çalışkan. Güvendiniz. Biz güvendik, sahip çıktık ve haklılığımız ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da enteresan olaylar oluyor. Yani bizim yönetici arkadaşlarımız buradan çok İstanbul'a gitmeye başladı bazıları. Ondan sonra bazıları kendi özel işi için Ankara gücünü kullanmaya başladı. Bu da bizi rahatsız etti. Bizim buradaki tek amacımız kendi şahsi menfaatlerimiz değil. Yönetici olarak Ankara gücünün menfaati arma birinci sıraya gelir. Zaten öyle olursa başarılı olursun. Yani bizim hedefimiz Ankara gücünün bu ekonomik problemlerini kurtarmak ve yani niye bir Avrupa Ligi'ne gitmeyelim? Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidelim, Avrupa Kupalarına katılalım. Bizim hayalimiz bu. Bizimle birlikte bu hayali kuracak yöneticiler bulamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Gelen insanlar genelde baktığınız zaman bu siyasette de var maalesef. Ya önce siz vatana, millete hizmet için seçileceksiniz veyahut da geleceksiniz. Bu göreve talip olacaksınız. Gelen adam ben ne olacağım diyor hemen. Şimdi bu belediye seçimlerinde de düne kadar farklı düşünen insanlar bugün bakıyorum farklı. Ya arkadaş hiçbir şey olmayacaksın. Normal işine gücüne bakacaksın. Yani ben olay olmaz ki. Burada biz bu görevi yapıyorsak biz bunu namusumuzda, şerefimizde bir lirasına helal getirmeden biz bu görevi yapmak durumundayız. Yani bizim siyasetimiz sadece Ankara gücü olmalı. Ama bakıyorsun biri farklı bir iş alacak, biri farklı bir şeyde. Bunun için de genel kurul çağrısı yaptınız değil mi? Tabii ben genel kurul çağrısını yaptım. Niye yaptım? Bundan önce de 4 tane genel kurul yaptık biz. Şunu söyleyeceğim. Bir yaptık de aday çıkmadı. Ertesi sene yine yapacağız. Bu sefer de dediler ki ya sen başkanım konuşuyoruz yani. Sen bırakmayınca genel kurulda kimse aday olmuyor. Tamam o zaman dedim arkadaşlar. 2 ay öncesinden ben bırakayım kulübü. Ondan sonra aday çıksın dedim. 2 ay önce bıraktım. İşte Metin arkadaşımız başkan oldu. Başkan vekilime o görevi verdim. 2 ay sonra genel kurula gittik. Yine aday yok. Hatta 3. genel kurulda şunu söyleyeyim. Ben artık kafaya koydum. Ben dedim adayım aday değilim. Genel kurula da gitmedim. Gitmedim. Ve Ankara dışına çıktım. Sonra dedim ki liste verirler herhalde yani seçime girer birileri. Hiç kimse girmedi. Biraz bekleyin dedim. Şimdi 15 dakika yarım saat oradaki insanlar bekledi. Aday olan var mı? Aday olan yok. Başkanım dediler ne yapacağız? Kulübü kapatacak halimiz yok. Yani evrakları toplayıp size kaldı. Evrakları toplayıp valiliğe bırakacak halinde yok. Koskoca Ankara gücü ortada kaldı yine. Tamam o zaman esnaf arkadaşlarla beraber dedim orada listeyi yazın yine de verin bari dedim de ya takım gitmesin. Zaten üzerimizde biliyorsunuz oldum olalı büyük oyunlar oynandı. Hep takımı ele geçirmek. Hep ele geçirmek. Ya arkadaş normal bizim istediğimizde bu halkın takımı olsun. Her görüşten insanlar olsun. Hep birlikte Ankara'da, Türkiye'de bunu destekleyelim. Zaten yeterince siyaset takımları var. Bunu açık açık söylüyoruz. Gerek yok diyorum buna yani. Şimdi bir düşünün, bir belediye başkanının oğlu bu kulüpte başkanlık yapabilir mi? Yapamaz ki. Siyaseten etik değil, olmaz.
Şimdi biz bunu söyleyince Mehmet Diner kötü adam, muhalefet yapıyor. Böyle bir şey yok. Olmaz. O zamanki düşüncem de oydu. Bugünkü düşüncem de o. Bir belediye başkanının oğlu kulüp başkanlığı yapamaz. Nasıl yapar? Osmanlı Spor'da yapar. Buyursun yapsınlar. Ne kadar güzel. Herkes memnun. Devletin ve belediyenin imkanlarını sadece bir yere aktarıyorsunuz. Halkın benimsediği, halkın bağrına bastığı bir kulübü de kenarıya bırakıyorsunuz. Amatöre düşer diye. Bunlar yanlış şeyler yani. Biz bunları defalarca kere söyledik. Şimdi genel kurulla ilgili de bizim sezon başında tabii Süper Lig'e ilk çıktığımız için yine bu menajer arkadaşlarla biz çalışma yaptık. Bazı futbolculardan verim alabildik, bazılarından görüyorsunuz alamadık yani. Ve ben şunu üzülerek söylüyorum. Biraz da maliyetler değerinden fazla oldu. Ya en son Çerçi olayında patlak verdi bizim işi, daha açık konuşmak gerekirse. 3 yılda ısrar ettiler. Ben de 3 yıl olmayacağını, belli bir yaşta olduğunu ve ameliyat geçirdiğini, sakatlıktan yeni çıktığını, bunun bir maçta oynayabileceğini, 40 maçta oynayabileceğini 3 tane hoca söyledi bize. Tabii ben burada, bizim için önemli olan nedir? Kulübün menfaatidir. Tabii. Burada bu ve buna benzer futbolcularda 3 yıllık anlaşmaya yanaşmadık. Yanaşmayınca iş farklı boyutlara çıktı. Artık dedikodular, şunlar bunlar ve her yıl bize düzenli gelecek olan, baktığınız zaman Makine Kimya'dan bize yardım, destek gelmiyor, sponsorluk. Çaykur Rizespor bizimle beraber çıktı. Erzurumspor bizimle beraber çıktı, değil mi? Hı hı. Onların durumu bizden çok mu iyi? Hayırdır, niye biz Ankara Gücü'nü konuşuyoruz? Şimdi baktığınız zaman sosyal medyada 4. sıraya yükselmişiz. Niye biz hep konuşulan bizim, olarak? Niye biz konuşuyoruz yani? Şimdi diğer takımların, altımızdaki takımların durumu bizden çok mu iyi? Niye biz konuşuluyoruz? İşte bu dediğim gibi bir çalışma, bir operasyon var. Burada da net söylüyorum, İsmail Hoca'yı kullandılar. Şimdi İsmail Hoca'nın Sivas maçından sonraki bu açıklaması sizce etik mi? Yani kağıda yazılmış. Yen içinde kalır olması lazım. Bak kağıda yazılmış. Yani bir mağlubiyet alabilirsin. 5 mağlubiyet. Bunlar olabilir. Normal. 4 de yiyebilirsin. 5 de yiyebilirsin. Bizim birçok takımımız 8-7 geldi. Bir sıkıntı yok. Mühim olan o zor günde senin bir duruşun olmalı yani. Bir omurgan olmalı. Mühim olan o zorluklara karşı bir göğüs germen lazım. Sende o morga yok. Gemi diyor yürümüyor diyor. Bak 2-3 yerinde gemi yürümüyor diyor. Sen gemi yürümüyor dersen ben de derim ki batan gemiyi kim önce terk eder? Ben de bunu derim. Batan gemiyi kim önce terk eder batan gemiyi? Fareler önce terk eder. Kaldı ki şöyle bir şey var. Biz her söylediğimiz sözün arkasında durduk. Dedim ki bak futbolcular, futbolcu arkadaşlarımızla konuştuk dedim. Bir toplantı düzenledi. Kendi de bilgisi var. Ocak ayına kadar hiç kimse para sözü etmeyecek denildi. Doğru mu? 1,5 ay önce. Etti mi? Duydunuz mu? Hayır. Hiç duymadınız. Şimdi, İsmail Hoca hariç. Tabii İsmail Hoca hariç. Demek ki topçuların tamamı dürüst davrandı. Kim dürüst davranmadı? Bir kişi. Niye? O da o planın içerisinde. Şimdi adama sormazlar diyor mı? Geçen sene bu yardımlar geldi, güzel de bu sene niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Bak burada benim harcadığımız, bizim detaylı da çıkartırım da, zaten icralara ödediğimiz para 29 milyon 500 bin lira. Eski yöneticilere sezon başı ödemişiz. 24 milyon lira kredi çekmişiz. Bunun yani 29 milyon 500 bin lira zaten biz eski yöneticilere bu paraları ödemişiz. Baktığınız zaman bu 6 aylık dilimde 22 milyon 9 yani 23 milyon futbolculara biz para ödemişiz teknik heyetle birlikte. Teknik heyette de var değil mi? Tabii. 94 milyon lira bir ödeme yapmışız bu 6 aylık içerisinde. Ben bu parayı nereden bulacağım? Şimdi kaldı ki her dönem az da olsa düzenli bir şekilde bize Makine Kimya'dan destek gelmiyor muydu? Geliyordu. Biz de şunu diyoruz ya, nasılsa hiç gerek yok.
Çaykur Rizespor'un ben kabul ediyorum. Ankara 5,5 milyonluk bak. Ora bizden 10 misli de küçük bir il. Ne yıllık ne veriyorlarsa göğsündeki reklama biz de onu alalım makine kimyadan. Aynı görevi yapıyoruz. MK Ankara Gücü, Çaykur Rizespor. Değil mi? Haydi Öldür Meydan. Bunu yapalım. Düzen olsun. Kapı kapı gezmeyelim. Herkes rahat etsin. Mesela Spor Toto size vermiyor mu böyle? Bak Konya'ya gittik maça. Ne gördünüz? Konya'da Toto mu? Spor Toto. Rakipte var. Bizde yok. Niye yok? Hayırdır? Biz müracaat etmedik mi? Buran Karabük. Etmediniz mi? Ettik tabi. Etmez olur muyuz? Ya biz bir Tan Doğan testlerini yaptıramıyoruz yani. Bir Tan Doğan testleri orada. Niye? Yani bu kulübün üzerinde her zaman niye yapıyorlar Ankara Gücü? Ya işte var? Hep o para. Rahatsızlık ne? Rahatsızlık bu. Yani hazımsızlık burada ya. Ya herkes görevini yapacak. Biz burada ben şunu söylüyorum. Bu genel kurul kararı aldığımda biz rahatız elhamdülillah. Bu kulübü yukarılara taşıyacak. Dediğimiz hedeflere götürecek. Avrupa kupalarında mücadele ettirecek. Ekonomisini düzeltecek. Arkadaşlarımız varsa biz Türkçe konuşuyoruz diyorum ki delikanlı gibi çıkın kardeşim, niye çıkmıyorsunuz yani? Hiç mi bir tanenizde yürek yok? Siz aday olacak mısınız bu genel kurulda? Ne gibi? Yani genel kurul. Ya şimdi olursa genel kurul şöyle bir şey var. Hiç aday olmazsa niye genel kurul yapacağız ki? Hayır şu anlamda. Demin bazı yöneticilerden de şikayetçi oldunuz. İstanbul'a gidiyorlar işte bazı. Ya kendi ticaretini kurtarmak için ortalığı karıştırıyor. Yönetimde de bir değişiklik olacak mı? Ya muhakkak olacak. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Yani sıkıntılı problemli olan veyahut da fayda sağlayacağım derken bilmeyerek de olsa zarar veren arkadaşlarımız olabilir. Belki de işi düzeltmek için bir mücadele veriyorlardır. Kendilerine göre haklılardır. İyi niyetlilerdir. Ama o iyi niyet bazen kötü olabilir. İşte bir şahini yakalamış, bir şahin yavrusu gelmiş. Kadıncağız görmüş, yağmur, kar aynı böyle. Almış sobanın kenarına koymuş, yem atmış. Yem atınca yiyemiyor şahin. Tutuyor gagasını kesiyor. Tavukların keserler ya. Şahinin gagasını kesiyor, iyilik yapmak istiyor. Sonra o can haliyle yerde tırmalarken diyor ki senin tırnakların da uzun. Tırnaklarını da kesiyor. Kanatların yaşlıyor. Kanatlarını da kesiyor. Ama bu kadın iyi niyetli bir kadın. Ama şahini ne hale getirdi bak. İyilik yapayım diye. Ben şunu demek istiyorum. Bazen iyi niyetli olabilirsiniz. İyi işler yapmak istersiniz ama farkında olmadan da zarar verirsiniz. Benim demek istediğim bu. Burada biz şunu söyledik. Yani en azından bir ekip oluşsun. Bir 30 milyon lira bizim çarkı döndürür. Transfer de yaparız. Hiç sıkıntı olmaz. Bir 30 milyon liralık kaynak koysunlar. Delege yapısıyla ilgili problemleri varsa 1000'e yakın bizim delegemiz var. Bunu 2000'de onlar yazsın. Biz de destekleyelim yani. 2000 delege daha olsun. 3000 olsun. Delege yapısı ellerinde olsun. Ha bununla ilgili fiyatı pahalı delege yapısının yani 10 bin lira. Tamam arkadaşım, hemen bir genel kurul yapalım bununla ilgili. Tüzük değişikliğiyle ilgili. Onu da 1000 lira yapalım. Buyurun. Hepsini yapalım. Ne istiyorsanız yapalım. Ama benim dediğim şu. Ya erkekçe çıkın ortaya. Mücadelenizi erkekçe yapın. Kulübe zarar vermeyin. Yok eski yöneticiymiş. Şu şuraya gitmiş. Bu buraya gelmiş. Dedikodu. Onun için işte biz sosyal medyada Türkiye'de 4. sıradayız. İstanbul'dan bir aday çıkabilir mi? Çıkmaz yani. Ankara kaldırmaz ki onu. Yok ya. Ama mesela bir Ali Koç gibi bir aday bulsak mesela bize uyar. Hani bizim hedefimiz şu. Sadece takımımızı iyi yerlerde görmek istiyoruz. Yarışmacı olmasını istiyoruz. Yani işte bizden önceki durumunu biliyorsunuz. Hiç kimse de konuşmadı. 2011-2012 sezonu. Ya ligin en çok gol yiyen takımı sensin. 77 tane gol yemişsin. Evet. Ondan sonra avaraş takımı olmuşsun. 11 puan toplayabilmişsin. Kimse de tık yok. Ya biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım almadık ki. Ama güzel olan bir şey var şu. Bizim karakteristik yapımız taraftarlara da bulaşmış. Onlar da başarı istiyor. Hani anlatabiliyor muyum? Birdenbire baktılar. Tabii Ankara şimdi önceden 5 yiyor, 7 yiyor. Hiç kimse ses çıkartmıyordu. İlk yarıyı adam 6 puanla tamamlıyor. Hiç kimse ses çıkartmıyordu.
devamlı küme düşmeye oynayan bir takım. Şimdi devamlı küme düşmeye oynayan bir takım, yarışmacı bir takım olmuş, devamlı kafaya oynuyorsun. İki sezonda öyle oldu ve şampiyonlukları yakaladın. Şimdi Süper Lig'de başladın, iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Tabii. Bu şimdi taraftar da bunu artık bir beklenti içine girdi. Dedi ki biz artık buyuz dedi yani. Bu yapı bu karakteristik yapı taraftarda da olmaya başladı. Şimdi onlar da başarı istiyor, onlar da haklı. Ha biz de diyoruz ki bu başarıyı kimle yakalayabiliriz? Buyurun. Ben size destek olayım. Hem de ekonomik de destek olurum. Her ay neyse yardımcı da olurum. Yani 1000 kişi mi kaydedeceksin? 2000 kişi kaydedin. Önünü de açarım. Ya arkadaş siz ne istiyorsunuz? Onu söyleyin. Başkan şeyi merak ediyorum ya. Şimdi anlattığınız yoldan yola çıkarak bu sezon Makine Kimya'dan para gelmedi. Gelmedi. Devletin herhangi bir kurumundan, resmi kurumundan sponsorluk şeyden anlamı destek verdi. 1,5 milyon lira geldi. Anadolu Jet'ten. Bir de bu 6 aylık süreçte belediyeden 1 milyon lira geldi. 2,5 milyon lira. Geçen sezonun sonuna doğru belediyeden de yardım aldık Allah için yani. Onu da söylemesem edemem. Zaten yardım alınca ne oluyor? Hemen her şey güzel oluyor. Burada en büyük motivasyon aracı bana göre para. Napolyon'un dediği gibi yani. Para, para. Şimdi para, yani neticesinde futbolcular bu işi para için yapıyor. Siz biraz primi yükselttiğiniz zaman daha farklı oynuyorlar. Daha farklı top oynuyorlar. İşte gününe yakın paralarını ödediğiniz zaman ücretlerini, hak edişlerini daha farklı oluyorlar. Onların içinde de borçlu olan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Yani sıkıntılı olan arkadaşlarımız vardır. Bize güvenip belki borçlanan da olabilir ama biz şunu söyledik. Ben kendim bütün transferlerin hepsinde ben vardım. Ve bizim rahatlığımız şuradan geliyor. Ben hepsine de söyledim yani. Zorlama yok. Arkadaşlar biz para geldiği zaman öderiz. Ama gününde para alacağım diye düşünürseniz yanılırsınız. Bizim geçmişten gelen problemlerimiz var. Yani 97 milyon lira bu süreçte 94 milyon lira para harcamışız. Daha çarkı döndüremiyoruz. Çünkü niye? Bismillah. Başlar başlamaz sadece 30 milyon lira eski yöneticilere evet. ödemişiz. Çektiğimiz krediden fazlası buraya gitmiş. Hiçbir şey tartışmıyor. Daha ne kadar var başkan? Daha önceki programda söylemiştiniz. Biraz erittiniz mi yoksa katlayarak mı gidiyor borçlar? Ya bir Söğüt inşaata kaldı. Bir de kalyoncu eskileri falan var. Soruyorum eskilerden. Ben. Yok katlama falan yok. Bir de şöyle bir durum var. Süper Lig'de bu 100 milyon, 150 milyon bunlar hiç borç değil yani. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Bunlar borç değil. Borç diye bizi sık boğaz ediyorlar. Ya tamam yukarıdan aşağıya bakın. Milyarlarca lira borçları var. Normal mesela 4. 5. 6. sırada olan takımlara da bakın. Yani burada 3-4 tane kulübün ellerindeki futbolcuları satıyorlar şimdi. Tabii canım mecburlar. Şimdi şöyle bir durum var. Güzel bir noktaya değindiniz. Emin olun bu olaylar olmamış olsaydı, İsmail Hoca bu çıkışları yapmamış olsaydı şimdi menajerler de bizim futbolcular üzerinde oyunlar oynamayacaktı. Biz hep biraz bazı olayları kulübün tamamen namahremini ortaya çıkartmamamız lazım. Yani bizim sıkıntımız bu. Adam her şeye karışayım diyorlar. Olmuyor işte. Bak böyle oluyor. Ne oluyor? Bu sefer bütün menajerler senin iyi topçularına tav oluyor. Yani diyor ki nasıl olsa diyor bu kulüp diyor bu paraları ödeyemeyecek. Biz diyor bundan topçulara ihtar çektirelim ve ihtar çektirmeye başladılar. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Biz şunu bekliyoruz. Biz sabırla Ocak ayını bekliyoruz. Ocak ayını bekliyoruz. Verilen sözler var. Onları bekliyoruz. Tabii bizim bu işi bana göre yerelde çözmemiz lazım. Yani biraz önce ne söyledik? Bizimle beraber çıkan kulüplere bakın. Erzurum Spor. Erzurum Büyükşehir, Erzurum Belediye Spor. Tamam değiştirelim. MK olmazsa Büyükşehir Ankara Gücü olsun yani. Büyükşehir Belediyesi Ankara Gücü Spor Kulübü olsun. Bunu yapalım buyurun. Ya kim yönetecekse buyursun gelsin. Ona da varız. Büyüm olan bizim kulübümüz hak ettiği yerlere gelsin. Başkent Ankara. Yani pamuk eller cebede diyorsunuz siz. Ankaralı yerel yöneticilere, yerel esnafa. Yerelde bunlar çözülür. Esnafa. Bu atla deve değil ki ya. Şimdi senin 11 katrilyon bütçen olacak. %1'ini
buraya bir şekilde veremeyeceksin. Yani küçük iller bile, Süper Lig'de ilçe bile devam ediyor. Yani sen burada niyetle alakalıdır. Akhisar. Biz şunu söyleyeyim. Her zaman sabrettik. Rabbim yardım etti, Mevlam. Biz Süper Lig'e kadar geldik ve iyi de gidiyorduk. Eğer emin olun bu planlar olmamış olsaydı, biz enerjimizi içeride orayla burayla harcayacağımıza, taraftarlar, yönetim, futbolcu, teknik heyet tek vücut olup sadece Ankara Gücü'nü düşünmüş olabilseydik zaten bu iş bitmişti. Ya herkes hemen diyor ki ben ne olacağım? O sıkıntı işte. Ben ne olacağım olay oldu mu bu iş olmuyor. Taraftarlar için de geçerli bu. Çok soru var da. Senin sorun var mıydı? Ben soramadım. Başkan, ama şunu sormak istiyorum izin verirsen. Başkan, öyle başlamıştım. Para sıkıntısı var. İşte MHK'den gelmiyor. İşte belediyeden çok cüzi bir miktar geldi. Anadolu Jet'ten çok cüzi bir miktar geldi. Sizin şimdi şu geliyor aklıma. Stadın olmamasından bağlantılı olarak. Sizin şimdi gücünüz esnaftan ve aldığınız sponsor gelirleriydi. Bundan önceki dönemlerde taraftarınızdı. Şimdi esnaftan yolunuz kesildi. Devlet kurumlarından yolunuz kesildi. Esnaftan kesilir mi ya? Ya az anlamında. Yok. Tabii ki esnaf destek her anlamında. Zaman yanımızda. Devlet kurumlarından kesildi. Belediyeden kesildi. Taraftarla bağlantınız stat nedeniyle kopartıldı. Şimdi bu bir kaos aslında. Ocak ayında bunlardan hangileri değişmeye başlayacak? Hepsi değişir. Bakın ben şunu söyleyeyim. Siz, ben her zaman diyorum, varsa diyorum 1 lirasına menajer aracılığıyla veyahut da farklı aracılarla, futbolcularla 1 lira, 1 euro menfaat sağlamışsam gelsin adamın alnını karşılarım. Ya yani dakikada bırakır giderim. 1 lira, 1 lira. Bu kadar net söylüyorum. Hep mücadelem Ankara Gücü'nde böyle çarçur olmasın. Hani kulübün ekonomisini düzeltelim, bir kurumsal yapıya kavuşturalım mücadelesini verdim. Ve hep birleştirici olayım. Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Biz bir olalım diye uğraşıyoruz ve bu birlikteliği sağladıkça birileri bozmaya çalışıyor. Biz sağladıkça birileri bozmaya çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim ya, bu çapsız adamların bu planları, milanları emin olun hiçbiri tutmaz. Her zaman diyorum yani yukarıda Allah var. Siz istediğiniz planı yapın. Rabbim ne derse o olur. Ben rahatım. Gelin kardeşim, ha kulüp burada diyorum. Her türlü açıyorum. Delege sayısını 2000 kişi, 5000 kişi yapalım. Yapın getirin. 2000 de olmasın. Mevcut 1000. 900 küsür 1000. Ücreti düşürelim. Haydi gelin. Ama ortaya bir ekip olarak bir şu 30 milyon lirayı bir koyun. Biz de size dönem dönem destek olalım. O yok, bu yok. Hani affedersin, hanımlar hamamını geçti. İşte diyorum ya, sosyal medyada 4. sıraya kadar yükselttiler bizi. Her şey iyi giderken. Şimdi biz gerçekten taraftarlarımızda, ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, %90'ı profil değişti. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. İşte bazı insanlar böyle istifaya davet eden, birilerin kurmasıyla hareket eden insanlar var. Onlar da normal çok azınlıktalar. Azınlığın azınlığındalar. Şimdi taraftarlarımız parasını verip bilet ücretini ödeyip geçmişteki alışkanlıklarından vazgeçmişler. Bilet ücretlerini ödeyip stadyuma gelebiliyorlar. Yeri geliyor kendi imkanlarıyla, belediyelerin desteğiyle, bizlerin desteğiyle şehirlere deplasman diğer takımlardan çok fazla yapıyoruz. Yapabiliyoruz. Şunu diyeceğim, her şey iyi de gidiyor esasında. Baktığınız zaman ilk dönem alınan 20 puan ilk çıkan takım için bana göre çok iyi puan. Çok iyi bir puan ve yeni çıkmışız. Süper Lig'den de uzak kalmışız. Mali sıkıntı da var üstelik. Tabii mali sıkıntı dedim ya, daha başlamadan 30 milyon lira biz eski yöneticilere para vermişiz. Paranın da nereden geldiği belirsiz paralar bunlar. Bununla ilgili de bazı taraftarlarımız niye dava açmadın diyor. İyi takip etsinler. Bununla ilgili biz defalarca suç duyurusunda bulunduk. Geçen ay yine suç duyurusunda bulunduk. Yani biz kimsenin böyle hani Ankara Gücü'nün 1 lirasını veyahut da bu milletin 1 lirasını mümkün değil, kimseye yedirmeyiz. Mümkün değil. Hani
Menajerlerden biraz şikayet ettiniz. Eski futbolcularınız var. Ankara Gücü'nün Hayrettin, Erhan, Ergün, Hamit, Mehmet. Bunların hepsi profesyonel menajerlik de yapıyor. Böyle bir squad ekibi kendi bünyenizde yetişmiş futbolculardan böyle bir şey kursanız acaba daha yararlı olur mu? Ya iyi olur. Bir de, az kaldı. Şimdi şöyle bir şey. İnşallah bundan sonraki süreçte biz belediye başkan adayımızla da görüştük. O da yardımcı olacağını söyledi. Yani şu an nedir? Şu an iktidarda AK Parti hükümetinin iktidarı var. Doğru mu? Dolayısıyla devlet de bakanlık yapmış. Mehmet Özal Seski bakanımız var. Yani kendisiyle de konuştuk. Ya bizim önceliğimizin bu Ankara Gücü olduğunu, bizim bu ay özellikle ödeme yapmak durumunda olduğumuzu futbolculara, nerelerden ne yapabileceğimizi söyledi. İşte makine kimyayı örnek verdik. Spor Toto teşkilatını örnek verdik. Biz ekstra bir şeyler istemiyoruz. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorlukları olabilir. Bunları söyledik. Kendisi de sağ olsun olumlu karşıladı ve en kısa sürede biz birlikte Ankara Gücü için ne yapılması gerekirse onu yapacağız dedi. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Dolayısıyla biz sabırla bu süreci bekliyoruz. Yani transfer yasağı ne zaman bitecek? Ya giden gidebilir, normaldir. Bu futbolcuları kim aldı? Öyle böyle iyi kötü biz aldık. Bu hocayı kim getirdi? Biz getirdik. Şimdi İsmail Hoca'yla ilgili diyorum. O gider, öbürkü gelir, öbürkü gider, o gelir. Mühim olan burada Mehmet Diner de gider, başkası gelir. Ama kulübün sağlam bir temel üzerine oturması lazım. Bir ekonomiye, bir kurumsallaşma. Bu yapıya oluşması lazım, kavuşması lazım. Bana göre bunlar iyi olacak diye düşünüyorum. Hani bir problem yaşamayız. Biz bunların çok çok zorunu geçmişte başardık. Ben umutsuz değilim yani. Bir de öyle bir ortama geldik ki birlik beraberlikten bahsederken emin olun ben Kızılay'a indiğimde işte tanklar da gelmeye başladı 15 Temmuz'da. Tabii biz hem Ankara Gücü resmi sitesinden hem bizim Esnaf Odalar Birliğimizden vatandaşlarımızı sokağa davet ettik. Emin olun formasını giyinen, atkısını alan arkadaşlar bizimle beraber genel kurmayda bizimle beraber durdu. O esnafların içinde kaç tanesi şehit oldu. Aslan gibi olan Dikmen'de minibüsçü mesela. Tokalaştık, öpüştük. İki tane arabalar var. Aslan gibi delikanlı dediğim gibi. 1.90 boy o olan şehit oldu. Önümüzde kaç tane insan orada vuruldu. Yukarıdan helikopter tarıyordu mesela. Bize ömrümüz varmış. Şehit olmadık biz yani. Allah'ın nasibi, takdiri. Bir yerden de korkacak, çekinecek bir pozisyonumuz yok. Ben taksileri, hususi araçları tankın önüne çektim. Adam ezdi tankçı. Bizi de taradı böyle kaçalım diye. Kimse de kaçmadı. Kaçmadık da yani. O videolarımız da bizim var. Ne konuştuğumuz da var orada yani. Ne tepki verdiğimiz de. Şimdi böyle bir camia, vatanını, milletini seven, bu birlikteliği sağlamış bir Ankara Gücü camiası. Devlete lazım ya. Tabii. Hani devlete lazım. Dolayısıyla bunun kıymetini bizim bilmemiz lazım. Bu birlik beraberlik. Ben her zaman diyorum. Sakin olacağız. Birlik beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle diyorum. Ya herkesin planı vardır. Biz gülüp geçiyoruz. Ya biz direkt yukarıya bağlıyız. Allah bize bir yol çizmiştir. Ülke olarak da bu böyledir. Biz mücadelemizi edeceğiz. Yan gelip yatmayacağız. Takdir Allah'ın. Biz mücadelemizi ederiz. Hakkını veririz işin. Kümede düşersek düşersek de düşeriz yani. Burada da bir hayır vardır. Niye diyeceksin? Ben önce tabii çok zoruma gitti. Bir işveren işçi diyaloğuyla münasebetiyle baktığın zaman senin aldığın insan, para ödediğin, maaş verdiğin adam seni diyor ki kulübün önünü açın diyor. Yönetim diyor kulübün önünü açsın. Yani bıraksın gitsin diyor. Senin aldığın insan diyor. Yani bir işçi patronunu kovuyor. Önemli değil. Emin olun Ankara'ya kadar zor geldim. Ankara'da açıklama yaptık. Görevine son verdik. Rahatladım ya. Dedim ki Allah tarafından yani.
Burada bir hayır vardır. Bu şehir değildir. Bu Ankara Gücü için bak emin olun bu hayırdır. Eğer İsmail Hoca erken davranıp bu hamleyi yapmamış olsaydı belki biz bugün bunları konuşmuyorduk. Belki işe bu kadar daha fazla sıkı sarılamayacaktık. Onun için ben bu işte de bir hayır olduğunu düşünüyorum. Ve yeni bir yapılanmayla, daha böyle kurumsal yapıyla, biraz daha tecrübelenerek. Tabii dedim ya sezon başında bizim hatalarımız oldu. Ben hiçbir zaman şunu iddia etmedim. Arkadaşlar anlamıyor ki ya. Ya arkadaş ben dört dörtlük bir adamım demiyorum yani. Ben insanım ve hata yaparım kardeşim. Beni kabul eden böyle kabul edecek. Biz insanız. Biz yöneticiler, idareciler de hata yapabiliriz. Mehmet Diner yapar arkadaş. Niye yapmasın? Yani normal bir kulum yani. Şimdi bizi böyle çok gözde de büyütmeye de gerek yok yani. Başkan çok dolu. Sona doğru yaklaşıyoruz. Çok sorun var. Bir kere şey... Çabuk çabuk başla. Kısa kısa. Evet kısa kısa. Çabuk diye. Federasyona başvuran futbolcular olduğunu söylediniz. Tabii. Kaç futbolcu var? İsimlerini verebilir misiniz? Ya isim vermeye gerek yok da yani. 6-7 tane var. 2-3 tanesiyle uzlaştık. Bir sıkıntı yok. Şunu söyleyeceğim ben. Yani burada artık bu sektör elinizde işte internetten hani internet pazarlamacılığı çıktı ya onun gibi bir şey yani. Dünyanın neresinde ne var? Hepsi gözünüzün önünde. Anında önünüzde çıkıyor. Ve emin olun bak samimiyetimle söylüyorum. İsmail Hoca açıklamayı yaptı. Ankara'ya kadar gelemedim. Geldik neyse arayanlar tabii çok oldu. Ertesi gün görevine son verdik. Bu sefer de menajerlerden. Sizin de tanıdığınız belki onlarca hocanın menajeri. Biz gelelim diye. Yani Ankara Gücü gerçekten bir marka. Bu marka da günden güne güçleniyor, değerleniyor. Bu markanın bizim değerini bilmemiz lazım. Ankara halkının da bunu bilmesi lazım. Yani bu markaya biz hep birlikte sahip çıkalım. Gerçek diyorum. Önceden bizimle pazarlık yapan menajerler şimdi hiç şartsız, hiçbir lira talep etmeden onlarca bize teknik direktör ve ekibini önerdiler. Biz Bayram Bektaş üzerinde mutabık kaldık ve başarılı olacağına da inanıyoruz. Beklentiniz nedir Sayın Başkan Bayram Bektaş'tan? Şimdi yani tabii giden insanları kötülememek lazım. Şimdi çok çalıştık, şunu yaptık, bunu yaptık diyoruz da. Yani çünkü bir istatistik bizim var. En az koşan takım. Yani öyle bir en az şut çeken, şut çekmiyoruz yani. Şimdi bizim bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Bunu neyle düzelteceğiz? Teknik çalışmalarla bunlar, taktik çalışmalarla, fizik kondisyonla bunlar düzelebilir mi? Düzelebilir. Bir de bu yapıya uygun futbolcuları bünyenize katmanız lazım. Çok koşan, ayakları iyi, mücadele eden, ileriye gitti mi geri gelen, yani o da lazım şimdi. Bir hücum futbolcusu geri gelmediği zaman sen zaten yenilgiyi kabul etmişsindir yani. Takım kompakt gidip gelecek. Gidip geldikçe ne oluyor? Koşu mesafesi artıyor. Şimdi 3'ü koşuyor, 5'i koşmuyor. Ne oluyor? Ondan sonra bakıyorsun ligin en az koşan takımı siz oluyorsunuz. Sadece koşmak da ölçümü burada değildir. Biz diyoruz ki biz orta sıralarda olalım ama topla ilişkilerimiz güzel olsun. İsabetli şut çekelim, çok şut çekelim. İsabetli pas yapabilecek takım olalım. Yani şimdi bütün bu verilere baktığınız zaman gerçekten 20 puan mucize. Ve emin olun işte verilmeyen penaltılarımız var. Bunları değerlendirirseniz hakemlerin takdir olayları var. Onun haricinde eliyle topu önüne indirip devam eden 4-5 pozisyonda kimse görmüyor, herkes görüyor. Hiç kimse görmeyip devam edenler var. Böyle değerlendirdiğiniz zaman biz bana göre başarılıyız diye düşünüyorum. Transfer sözünüz birkaç yerde söylediniz transfer yapacağız diye. Var mı böyle bir şey izin? Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Transfer yapılmazsa gerçekten işimiz zor. Bunun yollarını araştırıyoruz. Biraz önce bir şey söyledim. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük işte özel seçki bakanımızla. Yani onun performansı da önemli yani. Şimdi tek başımıza bizim bir
performans sergilememiz mümkün değil. Yani burada hükümet desteği bize lazım. Bu istesek de istemesek de lazım. Hani bazı insanlar diyebilir, ya siyaset bu işin içine girmesin. İyi güzel kardeşim de dün de Ali Koç Sayın Cumhurbaşkanımızla beraberdi. 5-6 tane kulübün, borçlu kulübün başkanları biz biliyoruz. Berat Bey'in başkanlığında toplandılar. Yani tamam her şey şey olmuyor ama talimatlar verildi. Yeniden yapılandırma olsun diye bir çalışmalar var. Şimdi herkes gizli tutuyor. Bizimki dedim ya biraz önce, hani bizden daha kadar problemi olan adamlarda hiçbir şey yok. Herkes alacağını, büyük paraları bir kalemde alıp geçiyor. 100 milyon, 200 milyon vergiyi bir kalemde sildirip geçip gidiyorlar. Ama biz bulanık suda balık yakalamaya çalışan insanlar var yani. Onunla uğraştırıp duruyor. Şimdi bizim bunu çözmemiz lazım. Biz çok şeyi bilmeyebiliriz ama çok şeyi de biz biliyoruz. Bildiklerimiz de var. Onu da zamanı geldikçe, şimdi birden böyle telaşa kapılmaya gerek yok. Zamanı geldikçe otururuz, açık açık belgeleriyle, bilgileriyle herkesle paylaşırız. Yani şimdi bu kulüpler ayakta duruyor da sırf taraftarların desteğiyle mi duruyor? Hiç mi siyasi hamleler yok? Olmaz olur mu ya? Diyorum ki işte dün Ali Koç Başkan Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Hayırdır o görüşüyor oluyor da biz görüştüğümüz zaman bu işin içine siyaset mi giriyor? Diğerleri de dediğim gibi 5 tane kulübün başkanı toplantı yaptılar. İşte Bankalar Birliği Başkanı da yine vardı. Yine toplantı yaptılar. Büyük bir ihtimalle Hasan kredi Bey konusunda bir rahatlık sağlanacak. Tamam biz de şimdi niye gidip de faktörlüklerden kredi çekelim? Biz de devletimizin bankasından kredimizi çekelim eşit şartlarda. Biz de borcumuzu ödeyelim. Yani ya bizim sıdat gelirimiz tabii ki olmadı. Bir de biz para harcadık. Niye? Sıdatımız olmadığı için olmadı. Ama bunların hepsi düzelmeyecek mi? Düzelecek. Ha ben umutluyum, iyi niyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Transfer konusunda ama açık bir şey söyleyemiyorsunuz şu anda. Dedim ki ya ben bir şey söyledim dedim. Sadece Mehmet Yener'in performansı değil, diğerlerin de performansı lazım. Yani burada artık bir Gençlik ve Spor Bakanlığı da bir Spor Toto'dan bir diğer kulübe olduğu gibi, kulüplere olduğu gibi artık bir sponsorluk vermesi lazım. Çaykur Rizespor'da yani olduğu gibi makine kimyanın da aynı şekilde duruma el atması lazım. Hani şimdi biz burada hep dönüp dolaşıp şunu söylüyoruz. Kimsenin cebinden bir para istemiyoruz. Devletin imkanlarını devletin halkına, halka kullandıracaksın. Bunu eğer diğer iller, diğer takımlar kullanıyorsa Ankara'da başkent fazlasıyla kullanmalı. Biz bunu iddia ediyoruz. Fazlasıyla kullanamıyoruz. Az olsun kullanalım. Çünkü başkentte artık o enerji çıktı yukarıya. Yani artık taraftar şehrinin takımına sahip çıkıyor. Yani ben geçmişte de çok maçlara gittim. Videolarını izleyin. Fener, Galatasaray, Beşiktaş maçını. Maratonun yarısından çoğunu onlara veriyorduk. Bir gece konduda belli bir grup kalıyordu. Bak enteresan bir şey var. 8-0 Galatasaray maçında olduğu gibi tribünler hep çoğunluk Galatasaraylılardı. Evet. O da dolduramamışlardı ama bizim Gecekondu tarafında az bir baktığınız zaman da zaten görürsünüz yani. Kitlemiz vardı ama bugün öyle değil işte. Her takıma çıkıp çatır çatır mücadele eden bir Ankara gücü var. Beşiktaş maçında biletlerin tamamını iki gün kala bitirdik. 18 bin küsür bileti. Ama maalesef bir gün kala Sıdat değişti, Kayseri'ye gittik. Yani Türk futbolu bu şekilde idare ediliyor. Orada da bir numara var belki de diyorsunuz. Bir numara olabilir, program, iki numara olabilir. Program sonuna geldik. Başka, aslında çok söyleyecek. Çok ya başkan. Bizim de sorularımız başkan, var. Yani iyi ki geldiniz başkanım, iyi ki anlattınız. Neden? Çünkü şunu anladık bu programın özeti eğer söylemek gerekirse. Birilerinin harekete geçmesi için birilerinin konuşması lazım. Siz bu konuşmayı yaptınız. Belki ihtiyaç da buydu. İyi ki katıldınız. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. Sanıyorum stat için, sanıyorum sportta için, sanıyorum makine kimya için bir şeyler olacak. Anladığınız kadarıyla. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ankara'da yaşıyoruz.
Ankara'da en önemli markalarından birisi Ankara Gücü. Ya, bizim siyasetçilerimiz de artık Ankara halkının, taraftarlarımızın, bizlerin gördüğü hayalleri görsünler yani. Bu umutla yaşasınlar. Bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için bize destek olsunlar. Niye Avrupa kupalarına katılmayalım? Niye şampiyon olmayalım? Ya gelin hep beraber siyasetçiler birlik beraberlik içerisinde hep birlikte Ankara'daki böyle bir markayı en üst seviyelere taşıyalım. Çünkü bir Avrupa kupalarına gittiğiniz zaman, bir Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman Ankara'ya o kadar çok değer katarsınız ki, yani milyarlarca para harcasanız o reklamı yapamazsınız. Gençler, yani, Sayın Başkan, Ankara Gücü ile ilgili ve 2018 ile ilgili, bugün 2018'in son programı Spor Kulisi'nde çok güzel temenniler bulunur. Dileriz ki bunun gerçekleşir ve dileriz ki sözleriniz gerekli yerlere gerekli şekilde ulaşır bu program sayesinde. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Uğur Tenekacıoğlu, teşekkür ediyoruz. Biz 2018 yılının son Spor Kulisi programını gerçekleştirdik. Konuğumuz Ankara Gücü Başkanı Sayın Mehmet İyiner'di. Yeniden buluşmak dileğiyle, 2019 yılında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.